Hoş geldiniz. Hafta içi programını değerlendirmek üzere stüdyoda Bülten'e Ne Var programında yerimizi aldık. Ben Barış Düşmez, stüdyoda Onurcan Özyurt, Görkem Candan benimle beraber hafta içi liglerde ve kupalarda oynanacak karşılaşmaları ele alacağız. Hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Perşembe programından bir maçı ön plana çıkardım. Tabii ki Fenerbahçe-Kayseri Spor mücadelesi. Bir tarafta 4 gollü bir galibiyetle hafta içine damgasını vuran Kayseri Spor, diğer tarafta 4 gollü bir yenilgiyle derbiden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe. İki takımın morali, motivasyonu bu maçta nasıl yansıyacak acaba? Evet ya, Fenerbahçe Beşiktaş karşısında çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Hatta maç belki Fenerbahçe lehine farka doğru gidebilecekken net. Yani Valencia penaltı yazsaydı. Tam tersi oyun döndü ve Beşiktaş'ın 10 kişi 4 gol attı. Bir tarih yazdığı maça şahit olduk. Fenerbahçe için yani şampiyonluk yarışından yani henüz matematiksel olarak kopmasa da psikolojik olarak kopmasından ziyade bir de içeride yani evinde ezeli rakibine karşı 10 kişi kalmış ezeli rakibine karşı 4 gol yiyerek yenilmek bir de psikolojik olarak da kulübü etkileyen bir unsur oldu bence. Çünkü taraftar da artık bayağı patlama noktasına sen gelmişti, patladı zaten. Analizlerini alabiliriz aslında. Mesela ya 1-0 iken her şey iyiydi tabii ki. Penaltı oldu, hatta 2-0 olacakken herkes yine gül bayram havası vardı. Ama Fenerbahçe sezon başından beri hep aynı şey var. Takım iyi, yani skoru iyi giderken statta inanılmaz bir atmosfer oluyor. Yani büyük baskı kurabiliyor. Ama bir gol geldiğinde dahi çok kırılgan bir taraftar var şu an. Yani eski o Fenerbahçe taraftar kültürü biraz kayıp oldu diyebiliriz. O hani çünkü 8 senedir kupa gelmiyor. Biraz kırılmış taraftar. Hemen ters dönülebiliyor. Yani şöyle penaltı kaçtıktan sonra bile Fenerbahçe önde. Rakip 10 kişi. Aslında oyunu tutsa Fenerbahçe belki yine farka da gidebileceği bir maça dönebilirdi ama taraftar da o tedirginliği takıma da hissettirdi. Bayağı bir kopukluk oldu orada. Zaten goller de gelince iyice artık taraftar düştü. Bir yerden sonra taraftar döndü zaten. Yani o kırılganlıktan Beşiktaş da iyi faydalandı. Takımda çünkü takımda da görüyorsunuz o havayı, yani takımda yansıtıyor. Çok tedirgindi takım penaltı kaçtıktan sonra. Zaten oyuna da yansıdı. Şimdi bu çerçevede Kayseri Sporlu Kupa mücadelesi var. Kupa kazanmak bence Fenerbahçe için önemli. Yani Türkiye Kupası'nı da boş vermemesi lazım. Çünkü 8 senedir dediğimiz gibi kupa yok. En azından bir kupa alıp o kara bulutları belki dağıtabilir Fenerbahçe. Ama Kayseri Spor'da bu sezon Çağdaş Atan'la büyük maçlarda çok iyi oynadı ki senin de belirttiğin gibi Trabzonspor 4 golle yenip buraya geliyor. Bu dağılmış psikolojik olarak hocası gidecek gibi görünen Fenerbahçe'de belki bir yönetim değişikliği olması beklenen bayağı tartışılıyor çünkü. Bu kadar dağınık bir durumdaki Fenerbahçe karşısında gol bulabileceğini düşünüyorum ben Kayseri Spor'un. Çok daha maça odaklanacak taraf olacaktır. %100. Karşılıklı gol var seçeneğini değerlendireceğim ben bu maçta. Yani tabii normal bir mağlubiyet olsaydı bu kadar etkisi olmazdı ama rakipte 10 kişi kalmışken penaltıda kaçırınca muhtemelen penaltı kullanılmadan önce tüm Beşiktaş taraftarları da yani 4-5 yeriz diye düşünüyordu diye düşünüyorum ben. Ben de maçın oralara gideceğini diyor. Gitmesini bekliyordum. Hiç öyle olmadı. Görkem de gayet güzel anlattı. Tribünlerdeki havayı da yine. Bir anda 180 derece dönen havayı da. Burada Nathan Redmond'u bir tebrik de etmek lazım. İnanılmaz bir performans gösterdi. Derbi tarihine geçecek. Hani 30 yıl sonra konuşulacak da bir performans sergiledi Nathan Redmond. Yani maç özelinde de ben de katılıyorum. 2.5 üst ve karşılıklı goller de bekliyorum ben bu maçta. Kayseri Spor mutlaka gol bulacaktır bence. Maç Perşembe günü. Dolayısıyla derbiden 4 gün sonra oynanacak. Bu 4 gün içerisinde Fenerbahçe'nin konsantrasyonu acaba nasıl olacak? Sahaya nasıl bir performans koyacak? Tribünler, Fenerbahçe taraftarının Kayseri maçına ilgisi, desteği ne kadar olacak? Ben çok dolacağını düşünmüyorum. Yani yine dolacaktır ama yani derbi maçı, Sevilla maçı gibi öyle tam kapasite olacağını düşünmüyorum. Kazanılsaydı derbi belki o zaman yine full'e yakın olabilirdi ama şimdi yarı yarıya dolmuş olacak gibi gözüküyor. Kayseri'nin de Trabzon'da 4 gollü galibiyetiyle olağanüstü bir şekilde moralli buraya geliyor. Ben de seninle fikrim. Kayseri Spor'un gol bulacağını, karşılıklı gollerle maçın da tamamlanacağını, taraf tercihinde ise bulunmayacağım bir karşılaşma. Gol var düşünüyorum. Bir diğer mücadeleye geçmek istiyorum ben. Bir El Clasico da bu süre çok fazla
oynuyorlar. Çok fazla karşılaşıyorlar. Barcelona'yla. Şey, NBA'deki playoff gibi 7 maç üzerinden oynanıyormuş gibi. Sürekli karşılaşıyorlar. Bu sezon sanırım 4-5 oldu. 5 oluyor bu. İkilik, süper kupa vardı. Bu maçın ilk ayağı, ilk maçı da Barcelona kazanmıştı. Barcelona bir tek ligin ilk mücadelesinde rakibine yenilmişti ki zaten ligde 9 gol yemiş bir Barcelona var. Bu 3'ünü ilk maçta yemişti. Yanlış hatırlamıyorsam o da ilginç bir durum Barcelona adına. Çok iyi savunma yapıyorlar. Ben Barcelona'dan galibiyet bekliyorum. Real Madrid'i hiç beğenmiyorum. Ya iyi oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten yine iyi oynamışlardı. Ligde de güzel galibiyetler alıyorlar. Fakat Barcelona şu anda bu Real Madrid takımının antitezi gibi. Sahada çok iyi savunma yapıyorlar. Real Madrid'in de durdurabilecek güce sahipler. Ben maç sonucu 1'i kuponlara öneriyorum. Ben geçen son El Clasico'da ilk yarı ve Real Madrid golü almıştım. Çok da erken gelmişti. Ama yine maçı kaybettiler yani onu öne geçmene rağmen. Ben ilk maçı da 1-0'ın Barcelona kazandı. İkinci ayaktayız. Kupa eşleşmesinde. Ben yine Real Madrid'in istekli ve bu maçı almak için hırslı başlayacağım. İlk 45 dakikada yine çok hücumu düşünen bir Real Madrid olacağını düşünüyorum skoru çevirmek için. Çünkü lig gitti artık. En azından kupayı biz alalım. En azından burada Barcelona'yı bir eleyelim. Sezonu o şekilde kurtaralım görüntüsü olabilir Real Madrid'de. İlk yarı bir Real Madrid golü bekliyorum. Yani sezonu kurtarmak diyorum ama tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde de devam ediyorlar ama orada zaten hep devam ediyorlar. Hesaba katmıyorum şu an. Orada elendiklerini ben çok hatırlıyorum. Uzun süredir erken elenmiyorlar. Ben ilk yarı bir Real Madrid golü alacağım bu mücadelede. Ben de Hollanda'ya gidiyorum. Hollanda'da kupada yarı finalde harika bir karşılaşma izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Feyenoord Ajax'la oynayacak. Hafta sonu Feyenoord Rotterdam derbisinde gitti. Sparta Rotterdam'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Ajax Galatasaray Eagles deplasmanından 1 puan çıkartabildi. Zirve yarışında Feyenoord en yakın takipçisiyle puan farkını 8'e yükseltti. Artık buradan şampiyonluğunu da vermeyeceğini düşünüyorum. 2 hafta önce milli maç aralarından önce iki takım ligde karşı karşıya gelmişti. Ajax kendi sahasında İlk yarısını da 2-1 önde tamamlamasına rağmen maçı 3-2 kaybetmişti. Yani bu hafta Goethe Eagles deplasmanında da kazanamadılar. Feyenoord ise durdurulamıyor. Yani bu şartlarda kupanın dışına iteceğini düşünüyorum. Yani Feyenoord'un maçı kazanacağını düşünüyorum. Gollü de bir maç yine beklentim var ama inanılmaz özgüvenli geliyorlar. O ilk millerden önceki maçta maç sonu 0 ve 3.5 üst beklentim vardı. Ucundan döndük. Feyenoord bir atmayı verseydi, keşke tutsaydı. O da uzatmalarda geldi. Evet. Yine ben o şekilde seninle. Ben de yine gollü maç olacağını düşünüyorum. Biraz oranını beğendiğim için ilk yarı Ajax golü denedim burada da. Çünkü iki takım da Ajax bendeki kredisini bitirdi artık. Ben bu sefer ya yine kaybedebilir ama ilk yarı Fenerbahçe de ilk yarı gol attı, kaybetti. O tarz yine Ajax ilk yarı golünü atar. Şimdi Ajax'tan uzaklaştık. Ajax gider kazanır şimdi maçı. Ya çünkü evet bu tarz takımlar böyle ters köşeleri sever. Feyenoord reaksiyon. Feyenoord da şimdi ligde rahatladı ya biraz. Rehavet falan derken Ajax ilk yarı bir tane atar düşüncesindeyim. Yok, çifte kupayla kapatalım bu düşünceleri. Avrupa Ligi de var. Oradan da belki gidilecek başka bir organizasyonda söz konusu. Evet. Süper Kupa falan. Bakalım neler olacak. Galatasaray maçına geçmeden önce. Yani o maç daha günün çarşamba gününün en geçmeden önemli. Önce geçmeden önce niye geçmeden önce? Ben maçla ilgili bir şey söyleyeceksin zannettim. Manchester United Brentford maçına karşılıklı golümü çok kısa bir şekilde önerip Galatasaray Başakşehir mücadelesine 2.5 üstte karşılıklı gol var. Teşekkürler, anlaştık. Galatasaray Başakşehir mücadelesine geçmek istiyorum. Galatasaray ligde tabii derbideki sonuçla da birlikte daha da rahatladı. Bu Konyaspor mağlubiyetinin hani hem puan olarak eşitlenmesi oldu. Hiç yenilmemiş gibi devam edecek Galatasaray. Galatasaray iyi oynamıyor olarak. Bu arada. Katılıyorum ama işte Konyaspor'u yenildiler. Onu telafi etmiş oldular derbi mağlubiyetiyle. Hem de psikolojik sonra, olarak rakipleri kalmadı. Aradan sonra o milli maç arasından sonra Galatasaray'ın oynadığı maçlarda iyi oynamadığını söyleyeyim. Kasımpaşa maçında da iyi oynamadı. Konya maçında da iyi oynamadı. Adana Demirspor maçında da iyi oynadı. İki kez Adana Demirspor biraz şanslı olabilseydi belki öne de geçebilecek pozisyonları yakaladı. İlk yarının sonunda Onyekun'un direği var. Muslera'nın boşa çıktığı pozisyon var. Yani Adana Demirspor'un da şanslı olan bir maçtı. Yani kazanmadan şansı olabilecek bir maçtı. Yani Mitchell'ün golüyle inanılmaz. Ama Onurcan'a da katılıyorum. Şimdi derbiden sonra daha rahatlamış bir Galatasaray görebiliriz. Tabii olarak. Yani şey olarak moral, motivasyon olarak daha rahatlamış bir Galatasaray var. Ama oyun olarak
zorlanacak diye düşünüyorum Başakşehir karşısında. Ben 3.5 alt ne veriyor? Hemen bakayım. 2.5 alt demedim ama. Çok bir şey vermiyordu. Vermiyorsa 2.5 alta gideceğim. 2.5 alt 1.66. Tamam, 3, alt diyorum. 3.5 alt 1.19. Senin tercihin nedir? TGS 2.5. Ben de KG Var'a gidecektim bu maçta. Çünkü Başakşehir'in kupa onlar için çok önemli. Avrupa maç uzayabilir bu arada. 1-1'le uzatma olsa şaşırmam. 1-1'i ben de diyecektim. Ama ben bir kuponunda sürpriz bir 2-2 beraberlik deneme düşüncesiyle maç sonu 0 ve 3.5 üst denedim. Niye bizi şimdi... Sistem kuponunu onu söyleyeyim. Alt kuponumuzda yatırdın yani. Birbirine tamam, beraberliğe tamam. Yine Görkem Can'dan yaptı yapacağım. Ben çünkü, de 0 deneyeceğim bu arada. Çünkü ben Başakşehir'in kupa onlar için çok önemli. Şu anlamda. Herkes için kupa önemli tabii ama bir yandan da Avrupa'ya gidebilmek adına çok iddialı kulüp ya. Kültürü olarak alışıldılar artık üst üste Avrupa'da oynamaya. Konferans ligine gitmek için kupayı almak isteyeceklerdi. Çünkü ilk 3 şöyle girmek kolay değil. Oraya 3 büyükler kapattı. Fark açıldı. Fark açıldı. O yüzden Başakşehir'in istekli olacağı bir maç olacak. Yalnız Kayseri'nin de inanılmaz bir fikstürü var. Trabzon deplasmanı oynadılar. Perşembe kupada Fenerbahçe deplasmanı. Herhalde Kayseri'ye dönmezler. Çünkü Galatasaray'la oynayacaklar. Hafta sonu da ligde. İnanılmaz bir fikstür. Kampa girmiş olabilirler. Dolayısıyla şimdi ona da bakınca Galatasaray'ın ligde oynayacağı bu hafta maça inanılmaz bir Kayseri fikstürü. Çağdaş Hoca sever. Bu tarz maçları seviyor. Yani. İyi oynuyor. Yani kaybettiğinde Fenerbahçe yine iyi oynamıştı Kayseri Spor. Ben 2.5 alt sonra da maç sonu 0 deneyeceğim. Galatasaray Başakşehir mücadelesinde deyip. Peki o zaman yeni güne geçmeden çarşambadan bir Cremonese Fiorentina'yı sıkıştıracağım. İtalya Kupası yarı finali. Zaten iki maç var yani. Sen sıkıştırmasan yani Fransa Kupası var. Evet, bak bir çok maç var. Almanya Kupası maçı var. Yani almadığımız o kadar çok maç var ki inanılmaz hafta içi. Evet. İddialı maçlar var. Şimdi de Salı'ya geleceğiz. Salı'yı görsen şimdi. Hemen hızlıca geçiyorum o zaman. Yani Fiorentina kazanmaya devam ediyor diye konuşuyorduk. Inter'i de yenmeyi başardı. Seriye devam etti. Cremonese de kazanamıyor ligde. Onlar da kazanamaya devam ediyor gibi bir durum var. Hızlıca Serie B'ye gidiyorlar ama buraya gelirken Napoli ve Roma'yı sırasıyla elemiş bir Cremonese var. Peri masalı yani sizin. Cremonese o kadar hızlı düşüyor ki ligden. Umarım Serie C'ye düşmezler bu kadar hızlı düşerken. İşte ben yine Fiorentina karşı gol bulacaklarını düşünüyorum. Çünkü kupada farklı motivasyonları oluyor. Fiorentina'nın da tabii ki bu formla karşılık vereceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var bekliyorum. Buradan Juventus Inter maçına geçiyorum demeni beklerdim. O yani. Yeni gün ya onu şimdi öyle yeni siz geçmeden geçmeyeyim. Tamam gidelim, geçiyorum. Gidelim. O zaman oradan Juventus Inter'e geçeyim hızlıca. İtalya kupasını bir üstünden geçmiş olalım. Juventus kazanmaya devam ediyor. Verona'yı da yendi. Inter ise yani hep büyük maçta bu sezon iyi oynuyor diyorduk ama önce Juventus'la İç sahada kaybettiler yakın tarihte. Şimdi tekrar karşılaşıyorlar. Üstüne bir de iç sahada Fiorentina yenilgisi geldi. Yani Inter için çanlar çalmaya başladı. Şimdi onlar hedefi Şampiyonlar Ligi belli. Oraya odaklanmış durumdalar ama ligde de ilk 4 riske girdi. Seneye belki gidemeyecekler. Yani biraz da toparlanması gerekiyor. Kupaya baktığımızda Juventus -15 ceza aldığından beri, -15 puan ceza aldıktan sonra bayağı iyi toparlandı. Hep konuşuyoruz. Yani o ceza olmasaydı zaten şu an ikincisi konumundaydı. Onurcan da bunu hep söylüyor. 59 puanla. Hala matematiksel olarak Şampiyonlar Ligi'ne kazanım şansları doğdu. O kadar çok kazandılar ve üstteki de o kadar çok takıldı ki. Şimdi tabii Juventus'un asıl gerçekçi hedefleri kupayı almak ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılma isteği var. O yüzden kupalara önem veriyor Juventus. Çünkü ligdeki o cezadan sonra kendini göstermek istiyor. Ben Juventus'un ilk maçta hata yapmayacağını ve kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu. Premier Lig'e gidiyoruz. Chelsea-Liverpool mücadelesi. Julian Nagelsmann ve Antonio Conte'nin serbest kaldığını gören Chelsea başkanı, sahibi Todd Boehly direkt olarak Graham Potter'ı kovdu. Kendisi bu fırsatı hiç geri çevirmedi. Belki hani program yayınlanana kadar... Bu Nagelsmann aşkı ne olacak ben anlamıyorum ya. Ne buluyorlar bu Nagelsmann'da yani? Yakışır ama Chelsea. Leipzig'de çok başarılı olduğu için herhalde. Çünkü Leipzig'i finale de çıkarmış Şampiyonlar Ligi'nde. Bilas Boas hocam nerede? Yarı finali. Yarı finali. Bilas Boas hocam nerede benim? Bilas Boas. Getir abi onu getir ya. Bilas Boas hocam kayboldu. Kayboldu. Doğal kayboldu. Parayı seçti. Türkiye'yle de adı geçmiyor artık. Eskiden o da vardı o da geçmiyor. Teknik direktörlük yani çok göz önünde olmadığı için. Hiç göz önünde olmadığı için. Maça geçiyorum. Geçelim. Belki bakalım Chelsea'nin başına kim çıkacak maça kadar belli olmaz olacak. Ama gerçekten... Di Matteo gelmesin bir anda.
Biliyorsun o da geliyor Şampiyonlar Ligi'nde başarılar. Dezerbi getirmesi nerede Brighton'dan? Yeniden. Hani Graham Potter harcadılar. Ya güzel bir hamle aslında. Graham Potter'la olmayacağını düşünüyorlardı. Nagelsmann'la Conte'yi de bir daha nerede bulacağız diye düşünün bence. Her zaman bulunmuyor bu iki hoca serbestken. Conte'yi bu sıralar bulabiliyorsunuz da Nagelsmann'ı bulmak zor. İki takım arasındaki son karşılaşmalar beraberlikle sonuçlandı. Hatta son 3 maç 0-0 sona erdi. Gerçekten bu eşleşme için ilginç bir durum. İki güçlü takımın mücadelesinde. Ben burada ama gollerin bu maçta bu sefer geleceğini düşünüyorum. Artık bir 0-0 görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Liverpool'u bir adım önde görmekle birlikte 2.5 üstü kuponlara öneriyorum haftanın dev maçında. Ben de KG'ye varılıp çekilmiştim Chelsea'nin. Hoca gittikten sonra bir tepki gelir mi gelmez mi diye. Hocayı yediler. O olabilir, o olabilir. 30 zor tane maç. Oyuncu alırsanız yerler tabii hocayı. Biri yemezse biri yer. Üst üste iki tane zor maçın ardından ben Bayern Münih Freiburg maçına doğru geçiş yapacağım. Temennimi de söylemek istiyorum. Buyurun. Liverpool umarım çok yorulur. Maç 15'er dakika uzar. Haftanın Arsenal'da oynayacaklar. Umuyorum böyle kartlar. Da görür mü diyorsun? Sakatlıklar diyeceğim ayıp olacak. Ayıp olacak. O kadar çekiniyor musun? Çekinmiyorum da Anfield deplasmanı. Evet. Yani deplasman olması gollü biraz güzel bir maç olur. Ben beraberlik yeter. Gollü güzel bir maç olur ben sana. Gerçi City karşısında perişan oldular. Hiç savunma yapamadılar da. Aslında iyi oynadılar. İyi başladılar. İlk yarım saat iyilerdi. Farklı da olabilirdi maç ama. City makine gibi. Haaland da yoktu. 3 gol yediler. Şimdi Bayern. Daha da yer. Liderlik koltuğunu cumartesi günü bitti mi? Devam edeyim mi? Yanlış dedim de 4 yediler. Devam ediyorum. Buyurun. Almanya'ya gidiyorum. Almanya Kupası karşılaşmalarını konuşalım. Bayern Münih Thomas Tuchel'in gelişinin ardından ilk maçını Dortmund'a 4 atarak kazandı ve liderlik koltuğunda aldı. 23 dakikada 3 gol attılar. Range'i de etmek için çıkmışlar sahaya. Yani iyi bir başlangıç var. Şimdi Freiburg'la oynuyorlar. Liderliğin morali, oyunun getirdiği moral. Freiburg maçına da öyle başlarlar. İlk yarı 1 diyorum ben. İlk yarı 1.5 diyecektim ben de. Ben de ilk yarı diğer yine yüksek oranı var. Değerlendirdim. Bir kuponumu da aldım. 6'nın üstünde oranı var. Ben ilk yarıda yine yüksek tempo bekliyorum. Az önce de dedim Bayern Münih oyunculardan Nagelsmann'ı yemişler. O çok net. Ben de olsam yerim. Ayağı kırık Neuer yemiş. Gencecik hocayı buldular. Evet. Şıtır şıtır. Siz Nagelsmann'ı başarılı buluyor musunuz? Ya Bayern de başarılı değil de ben Nagelsmann'ı yani çok severim. Leipzig'de beğenmiştim. Beğeniyordum yani. Kendisi. Beğeniyorsunuz tabii. Başarılı yani bir şans hak ediyor. Yani büyük takım şansı hak ediyor. Peki, peki Ankara Gücü Trabzonspor diyelim o zaman. Onunla noktalayalım. Peki Ankara Gücü Tonlar Kafkas'ta çıktığı ilk maçta. Başakşehir'i 1-0 kaybetti ama penaltı kaçırdıklarını da belirtelim. Yani puanı almaya yaklaştıkları anlarda oldu. Ama sonuçta kaybederek sahadan ayrıldı. Ama Tonlay Kafkas'ı tabii ki yani ne kadar başarılı olur orası benim için biraz muamma. Trabzonspor'a baktığımızda onlar da Orhan Ak yönetiminde ilk maça çıkmadı belki ama resmi olarak Orhan Ak'la devam edeceğiz dendikten sonraki ilk maçtı. Evet. Ve Kayseri Spor'a 4-3 mağlup oldu. İç sahada 4 gol yenilen bir maç izledik Trabzonspor adına. Savunmada biraz konsantrasyon eksikliği görünüyor Trabzonspor'un. Yani direkt takım olarak da bir konsantrasyon eksikliği gözüküyor. Başakşehir için söylediğim Trabzonspor için de geçerli tabii ki. Avrupa'ya gitme adına. Kupa önemli bir hedef Trabzonspor için. Bir yol. İlk üçe girmeleri çok zor gözüküyor. Ankara Gücü'nden baktığımızda Beşiktaş'ı elediler bu serüvende. Türkiye Kupası serüveninde. Yani Trabzonspor'u da o morali elemek isteyecektir Ankara Gücü de. Çünkü Beşiktaş'ı eleyebiliyorsak Trabzonspor neden olmasın diye düşünecektir futbolcular. Ben gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. 2.5 üst bekliyorum maçtan. Ağzına sağlık. Katılıyorum ben de. Hani gayet detaylı bir açıklama yaptı. Analiz yaptı Görkem. Ben de gollü bir maç bekliyorum. Hafta içi bülteninin bu maçla beraber sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki programda tekrar hafta sonu programını değerlendireceğiz. Bugün bizden bu kadar. Hafta sonu bülteni değerlendirmek üzere bültenle ne vara noktayı koyuyoruz. Tekrar Cuma günü beraber olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.